Türkiye'de taşları yerinden oynatan bir kazanın arşivlerini gün yüzüne çıkartıyoruz sevgili izleyiciler. Susurluk kazası. Kazaya kadar ayranıyla meşhur olan Balıkesir'in bu güzel ilçesi, olayın duyulmasıyla birlikte bir anda ülke gündeminin ilk sırasına oturmuştu. Çünkü kaza yapan araç içinde emniyet müdürü, milletvekili ve aranan bir sanık birlikte seyahat ediyorlardı. Devlet, mafya ve siyaset ilişkisi bu kazayla ayyuka mı çıkmıştı? Hep beraber izleyelim. Kurşunu atan da kurşunu yiyen de. 20 yıldır birisinin elinde var olduğunu iddia ettiği derinleri vermesini bekliyor. Alaaddin de dindar da bu saatten sonra kendine dikkat et. Türkiye'de hukukun üstünlüğü yerine çetelerin üstünlüğü. Devletin güvenliği için hizmet yapmış. Ve o anda bataniyeyi çekmiş müslüğüne yarım saat ağlamış. Suçlu devlet değildir. Suçlu, suçu işleyendir, işletendir. Kendisine mafya denilen bir takım çapulcular, büyük şehirlerimizin gizli hakimi durumuna gelmiştir. Bu konuşmayı yapan dönemin başbakanı Mesut Yılmaz. Yani devlet, mafyanın faaliyetlerinden haberdar. Alaaddin de dündar da bu saatten sonra kendine dikkat et. Tevfik Ağansoy'un bu tehditleri savurduğu yerse adaletin sembolü Adalet Binası. Benim problemim Alaaddin Bey'le biliyorsunuz. Onu da seviyeli bir mücadeleye tekrar çağırıyorum. Benim üstüme kiralıkları yollayıp meşgul etmesin yani. Gelecekse kendisi gelsin. Burası da Emniyet Müdürlüğü. Alaaddin Çakıcı ise Tevfik Ağansoy'u öldüreceğini aylar öncesinde kamuoyuna ilan etmişti zaten. Yani bırakın devleti, Sağır Sultan bile bu iki kişiden birinin diğeri tarafından öldürüleceğini biliyordu. Ömer Lütfi Topal evinin önünde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Kumarhaneler kralı olarak tanınıyordu. Yeraltı dünyasının güçlü isimlerindendi. Polis tarafından aranmasına rağmen o İstanbul'da lüks bir otelde dostlarına yemek verebiliyordu. Yani bırakın devleti, nerede olduğunu yüzlerce insan biliyordu. Tevfik Ağansoy ve Ömer Lütfi Topal gibi onlarca örnek vermek mümkün. Peki mafyanın Türkiye'de böylesi fütursuzca cinayetler işlemesi, göstere göstere infazlar yapması nasıl mümkün oluyor? Dönemin iktidarları bunlara nasıl müsaade ediyordu? Yoksa devletle mafya anlaşmalı mıydı? Türkiye'de hukukun üstünlüğü yerine çetelerin üstünlüğü. Devlet mafya ilişkisi, polis mafya ilişkisi şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu ülke uğruna, devlet uğruna kurşunu atan da kurşunu yiyen de her zaman bizim için saygıyla anılır. Onlar şereflidirler. Bizim bu konuda söyleyeceklerimiz buradan. Kasım 1996'da Kuşadası'ndan yola çıkan ve Kemalettin Eröy'e polis okulu müdürü Hüseyin Kocadağ'ın kullandığı otomobil Balıkesir'in Susurluk'taki havaalanı mevkiinde Hasan Gökçe yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Kazada otomobili kullanan Hüseyin Kocadağ, üzerinde Mehmet Özbay sahte kimliği bulunan, kırmızı bültenle aranan Abdullah Çatlı, Melahat Özbay sahte kimlikli Gonca Uz hayatını kaybetti.
DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak yaralı olarak kurtuldu. Sonrasında Susurluk skandalı olarak kazanın ertesinde gelişen olaylar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Kazanın ertesi günü otomobilin içinde uyuşturucu olduğu iddia edilen paket, çok sayıda silah, özel tim tarafından kullanılan mermi ve susturucu bulundu. 5 Kasım 1996'da Çatlı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi Nevşehir'de toprağa verildi. Bu yer çekin, buyurun çekin. Yani çekin. Onun gibi kaç kişi vardı? Bir tane Abdullah Çatlı'nın bir tane duvar. Kendisine yönelik eleştirileri ve Abdullah Çatlı'yı tanıdığını reddeden dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, ödülün bu mu olacaktı dedi ve kızının sağlık problemlerini öne sürerek görevinden istifa etti. Herkes hemen bir senaryo yazdı. Jandarma Kriminal Dairesi Abdullah Çatlı'nın üzerinden çıkan emniyet uzmanı belgesinin sahte, ancak belgedeki Mehmet Ağar imzasının gerçek olduğunu açıkladı. Ağar ise belgedeki imzanın sahte olduğunu iddia etti. Tansu Çiller ise Mehmet Ağar'ın istifasını istemesi üzerine Ağar istifasını verdi. Şey, başkaları da çözüldü. Devlet malına zarar verenler, devlet malı üzerinde yolsuzluk, suistimal iddiaları olanlar dışında. Biz devlet hizmeti için, devletin güvenliği için hizmet yapmışız. Yolsuzluğumuz yok, hırsızlığımız yok, onlar dışında. 28 Ocak 1997 günü gazetelerde ilginç bir fotoğraf yayınlandı. Abdullah Çatlı'nın özel timci Ziya Bandırmalıoğlu'nun kendi oğlu için düzenlediği sünnet düğününde dönemin Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin ve polis memuru Ayhan Çark'ın oynarken çekilmiş fotoğrafları kamuoyunu şoke etti. Bu dönemde sıkça Mesut Yılmaz'ı televizyonlarda görmek mümkündü. Olayla ilgili yorumlar yapıyor ve bilgiler veriyordu. Yaşananlar ve bu olayla ilgili bunca bilgiye sahip oluşu ilginçtir. Aynı dönemde Almanya gezisi sonrası program dışı olarak Macaristan'a geçişi ve orada yumruklu saldırıya uğrayışı da bir o kadar manidardı. Susurluk kazasının ardından Mesut Yılmaz Budapeşte de bir kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı. Bu saldırı hala gizemini koruyor. Hatta o kişinin yakalanmasının ardından Mesut Yılmaz şikayetçi olmamıştı. Kim, kimden neyi saklıyor, neyi örtüyor belli değildi. Birçok isim yakalandı, sorgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlar kuruldu. Kirli işlere karıştığı varsayılan ya da irtibatlı olduğu düşünülen hemen herkes sorgulandı. Fakat ortaya hiçbir şey çıkmadı. Bu konunun üzerine örtbas edilecek zannedilmesin. Ben bu konunun sonuna kadar aydınlığa çıkmasını şerefimle temin ediyorum. 20 gündür birisinin elinde var olduğunu iddia ettiği delilleri vermesini bekliyorum. 20 gündür. Ama artık verecektir. Ve vermeye de mecburdur. Bir suçun delillerini gizlemek, vermemek suçtur. Peki efendim, Sağ. Taraf lideri eğer delilleri vermezse hakkında suçtursun. Tabii gerekeni yapacağım. Mesut Yılmaz'a elindeki Susurluk hakkındaki belgeleri neden deşifre etmediği sorulduğundaysa cevabı kısaydı. Devlet eğer kendi içindeki bilgileri almak için bana müracaat ederse, ben gayet tabii devletin elinde zaten olan bu bilgileri devlete vermekten imtina etmem. Bu işlemleri yapmak için gerekli olan sorumluluk duygusu Sayın Erbakan'da mevcut değildir. Devlet bu pislikten arınmalıdır. Bana intikal eden bütün bilgileri kendilerine arz ettim. Bundan sonra takdir tamamen kendilerindir. Yılmaz, Cumhurbaşkanı'nın devlet mafya ilişkisinin araştırılması için çok yetkili bir kurul teşkil edilememesi durumunda kafasındaki çözümü de ortaya koyuyordu. Özel bir yasa çıkarılır. Bu konuyla ilgili özel yetkilerle donatılmış bir kurul oluşturulur.
meclis adına görev yapan bu kurul, olayla ilgili bütün gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sağlayabilir. Ama hiçbir zaman, şimdi dikkat edin, altını çizerek söylüyorum. Hiçbir zaman hiç kimse ne bizim dönemimizde, ne bizden sonra, ne dün, ne bugün, ne yarın devletin âli menfaatlerini koruyorum diye, devletin yüksek menfaatlerini koruyorum diye, devletin gücünü kullanarak bu gizli operasyonları, bu örtülü operasyonları kendi kişisel menfaatleri için yapmak hakkına sahip değildir. Son olaylarda karşılaştığımız hadise maalesef budur. Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller'in ise meclis grubunda yaptığı açıklama Çatlı'nın devlet adına mı çalışıyordu kuşkularını daha da arttırmıştı. Bu millet uğruna, bu ülke uğruna, devlet uğruna kurşunu atan da kurşunu yiyen de her zaman bizim için saygıyla anılır. Onlar şereflidir de bizim bu konuda söyleyeceklerimiz buradan ibaret. Türkiye'nin gündemine oturan polis, devlet, mafya ilişkisi tartışılırken Sedat Bucağ'ın açıklamaları kafaları iyice karıştırmıştı. Bucak Abdullah Çatlı'yı her polis tanır diyordu. MİT net bilgi vermiyor, komisyon sonuca ulaşamıyordu. Düşünmek istedim ve her şeyi hatırladım. Ve o anda bataniyeyi çekmişim üstüne, yarım saat ağlamış. Evet. Hatırlamak istemediğim şeyler ve ondan sonra kalkar kalkmaz kazayı hatırlamayacağım dedim. Bu insanın Türkiye'nin en büyük teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı, kaldığı adresi, gezdiği kimliği dahi biliyor, kimse yakalamıyor. Evet. Bu niye? Bazı insanlar siyasette çok büyük durumda olan insanların, yani bir parti genel başkanı da olabilir, muhakkak bir işi düşmüş ki işinin görülmesi için. O iş olduktan sonra açıp gözlerinden öptüğünü söylediği zaman yanındaydı. Bir polisin Çatlı'nın kimliğinden habersiz olması mümkün değil. Şimdi Sayın Bucak da tabii kendisi bir açıklama yaptı. Söylediği şeyler var. Tabii söylediği şeylere önem vermek lazım. Üzerinde durmak lazım. Ama kesin bir yoruma varabilmek için soruşturmanın tamamlanmasını beklemek lazım. Her şey açıklığa kavuşturulmalı, araştırılmalıdır. Ama devletin içinde böyle bir örgütün olabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Bilebilecek kimdir? MİT bilecek ülkede olan gayri kanuni şeyleri, yasa dışı işleri. Kim bilecek? Emniyet bilecek, jandarma bilecek. Onun için bunlardan bir soruyoruz. Gelin bakalım ne var ne yok. MİT müsteşarının bu kurula daha çok bilgi vermesi lazım. Çünkü MİT'in biz bu olayları bütün teferruatla bildiğini eminiz. Vereceğimiz raporda bu boşluklar nerede? Yasal boşluklar, idari boşluklar, işte diğer şeyler nereden kaynaklanıyor boşluklar, sıkıntılar? Bunların giderilmesi için neler yapılması lazım? Bütün bunları raporda belirteceğiz, tahlil yapacağız. Zaten bizim komisyonumuzun da bize göre görevi bu. Gizlilik arz etmesi gerekli olan hususların da basına yansımasından rahatsızız. Bir de doğru yansımamasından rahatsızız. Bu hem bizim komisyonumuzun itibarını zedelediği gibi ifade veren kişileri de tabii ki üzüyor. Denetleme bakımından en yüksek yetkiye sahip olan kuruluş Başbakanlık Teftiş Kurulu'dur. Bu teftiş kuruluna 18 Kasım'da vermiş olduğumuz görevi bu kurulumuz 7 haftadan beri geceli gündüzü çalışmayla yürüttü. Çalışmalarını tamamladı, bitirdi ve hazırladığı raporu Başbakanlığa sundu. Takriben 35 yeni kişi hakkında soruşturma açılması gerektiği kanaatine varmıştır bu kurul.
Bu rakama şu ana kadar mahkemelerde hakkında soruşturma açılmış olan kimseler dahil değildir. Ayrıca bu yapılmış olan bugüne kadarki incelemelerde 85 kişinin de tanık olarak dinlenmesinin yararlı olacağı kanaatine varılmıştır. Doğru Yol Partisi lideri Çiller, Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun raporunu değerlendirdi. Bir kere raporu son derece başarılı buluyorum. Olağanüstü bir başarı. Ama hangi açıdan derseniz başbakanlık koltuğuna biraz da bu nedenle oturmuş kişinin PR çalışması olarak görüyorum. Reklam çalışması olarak görüyorum. Yılmaz başbakanlık teftiş raporu hakkında böyle düşünüyor. Skandal bir rapordur. Başbakanın yapması gereken bu raporu hiç alakası olmayan Adalet Bakanı'ndan geri almak, kurula iade etmektir. Mesut Yılmaz, Başbakan'ın topu Adalet Bakanı Kazan'a atarak soruşturmadan kurtulmak istediğini ileri sürdü. Sayın Başbakan bu tutumuyla açıkça görevini ihmal suçu işlemiştir. ANAP lideri Yılmaz, rapordaki çete yoktur ifadesini de komik buluyor. Buna kargalar bile güler. Susurluk kazasının ardından ortaya çıkan çete ilişkilerinin aydınlatılmaması protesto edildi. Yürüyüşte çetelerle ilgili pankartın yere serilip çiğnenmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Tüm Türkiye'de vatandaşın başlattığı katılım her geçen gün arttı. Evlerinde, iş yerlerinde saat 21'i karşılayanlar temiz toplum özlemlerini ışık diliyle anlatıyorlar. Gece karanlığında göz kırpar gibi yanıp sönen ışıklar, Susurluk kazasının ardından gelen karanlık ilişkilerin aydınlığa çıkartılmasını istiyor. Milyonlar çete bağlantılarının çözülmesini, demokrasi üzerine gölge düşürülmemesini istiyor. Biz toplumun bu talebi doğrultusunda bu konuyu aydınlatmak istiyoruz. Bunun için olayın üzerine yürüyoruz. Bunun için sorumluların ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Varılamayacağı kuşkusunu taşıyorum. Çünkü iktidarda bu dosyaları değerlendirecek siyasal irade yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni göreve çağırıyorum, medyayı göreve çağırıyorum ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı göreve çağırıyorum. Bu olayın ne olduğunu, nasıl geliştiğini, ne gibi bu olay içerisinde suç işlenmiş mi, suçu işleyen insanlar var mı, varsa bütün bunlar kimlerse, nereye kadar uzanırsa, nereye kadar giderse, buna açık seçik ortaya çıkmıştır. Eğer yapmışlarsa, eğer geçmiş yıllarda, çok eski yıllara giderek böyle bir uygulama cereyan etmişse, oluşmuşsa, bunların hepsinin ortaya çıkmasından yanayız. Sanki Türkiye'de bir deprem oldu. 1,5 ay geçti. Deprem 1,5 aydır Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. 1,5 aydır Türkiye'nin siyaseti, hükümeti, partileri, politikacıları sallanıp duruyor. Olay kapalı kaldığı sürece Cumhurbaşkanlığında, Başbakanında, hükümetinde, meclisinde halkın karşısına çıkacak yüzü olamaz. Suçlu olan devlet değildir, suçu işleyendir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet olarak çetelerle işbirliği yaptığı veya devletin içinde çete bulunduğu şeklindeki iddiaları kesinlikle reddeder. Birisi gelmiş bana olayları çözeceğim demiş. Yok böyle bir şey. Benim bana söylenen şeyin belgelerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde olduğu bana söylendi. Ve sorun dedi. Sordum. Bizde belge yok dediler. Hiç endişe etmeyin, ben burada dengeyi de kantarın topunu da muhafaza ediyorum. Gerek Sayın Ecevit, gerek Sayın Mesut Yılmaz Susurluk konusunda sorumluluklarını, gereklerini yerine getirmemişlerdir. Sayın Ecevit, komisyon toplantısına göndermediği milletvekilleriyle tıkadığı kanalların tıkanıklığından şikayet etmektedir. Böyle bir şikayet hakkına sahip değildir. Bu Susurluk kazasının kaza olmayıp bir tertip, bir suikast olması ihtimalini de ben düşünüyorum. Arabanın içinde başka bir kimlik taşıyan bir insanın başka bir insan olduğu her tarafa duyurulmuş durumda. Demek ki bu kazadan daha evvel haberli olanlar var. O arabanın içinde kimlerin bulunduğunu gerçek kimliğiyle bilenler var. Yani bir planla karşılaşmış gibiyiz. Türkiye Abdullah Çatlı'yı 1980'li yıllarda Asala'yla mücadelesinde tanıdı. 1973-1984 arası
Ermeni teröristler 34 Türk diplomatını ve yakınını katletmişti. Asalay'ı Çatlı'nın bitirdiği ve MİT'e çalıştığı söylendi. Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı da bu konu hakkında TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Şöyle Asala konusunda resmi organlarla birlikte hareket etti. Direkt sizin belirttiğiniz şeyi söylemeyeyim. Fakat resmi organlarla birlikte hareket edildi. Ben babama hep sorardım. Baba bu kadar sıkıntıya giriyoruz. Özellikle sen neler neler geçiyor senin başından. Bütün bunlar ne için diye sorduğumda babam hepsi Allah rızası için derdi. Şimdi göze aldığı meseleler sadece hani tabii ki devletini seven bir adamdı. Devletçiydi, milletçiydi. Fakat özellikle mesela Asala konusunda 7 arkadaş sivil bir şekilde Asala'ya karşı mücadeleye başlıyorlar. Karın aç, elde bir malzeme yok ve rahatsız oldukları için milli bir refleksle Asala'ya karşı mücadeleye 7 arkadaş başlıyor. Hiçbir resmi organ yok. Mücadelenin 7. ayında resmi organlardan gelen teklif üzerine daha güçlü hareket etmek adına resmi organlarımızla birlikte hareket ediyorlar. Evet. Ve hakikaten de çok daha güçlü bir yapılanmayla birlikte Asala 85 yılında hem kendi işlerindeki tartışmalar hem de resmi organlarımızla birlikte babamların teşkilatının yaptığı çalışmalar dolayısıyla Asala çökertiliyor. Bugün ülkemize hangi ülke karşıysa babamın suikastinde parmakları ya vardır ya haberdarlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Araştırma Komisyonu İstihbarat Daire Başkan Vekili Hanefi Avcı'yı dinledi. Birçok konuya açıklık getiren Hanefi Avcı, Alaaddin Çakıcı ve Abdullah Çatlı MİT'e çalışıyordu ifadesinde bulundu. İşte Hanefi Avcı ile komisyon üyeleri arasında geçen bazı bölümler. Alaaddin Çakıcı ve Abdullah Çatlı'yı tanır mıydınız? Çatlı'yı MİT ve Emniyet kullandı. Çakıcı da MİT adına çalışır. Jandarma içinden de çek senet işine karışan adamlar var mı? İzmir'de Tuğgeneral olan Veli Küçük çek senet olayına karışmış. Mehmet Ağar'ın bu işlerle ilgisi neydi? Ağar'ın bakan olduktan sonra bu işlere karıştığını sanmıyorum. Susurluk Komisyonu'na verdiği ifadelerle dikkatleri üzerine çeken İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı çok iddialarda bulundu. Mafyanın MİT'te ve emniyette adamları var. Operasyonlardan önce mafyanın haberi oluyor. MİT, JITEM ve emniyette bazı görevlilerin karıştığı bu olaylara normal polisin ve jandarmanın müdahalesinin güç olduğunu ileri süren Avcı şunları söyledi. İşler çok ciddi haldedir. İstanbul'da bazı zengin iş adamlarına müdahale edebiliyorlar. Azınlık olan iş adamlarından haraç topluyorlar. Kiminin çocuğunu kaçırıp para almışlar. Kiminden tehditle almışlar ve denetlenemez hale gelmişler. Öyle odaklara yerleşmişler ki müdahale etme şansımız azalıyor. Bizim bütün yol ve yöntemlerimiz bu adamlara anlatılıyor. Susurluk kazasının mahkemesinde Sedat Bucak kamyon şoförü Hasan Gökçe'den şikayetçi olmayınca hakim de tüm delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak Hasan Gökçe'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Hasan Bey neler söyleyeceksiniz tahliye oldu? Hasan Bey ne söyleyeceksiniz? Üzgünüm. Tahliyeden mi üzgünsünüz? Hayır, kazadan üzgünüm. Bursa istikametine döndüğüm andan arkamdan ses geldi. Vurulduğunu hissettik. Olay bu kadar. Başka bir şey de. Sedat Bucak'a ait araç kazada hurdaya dönmüştü. Kazadan sonra ise sır olmuştu. Bir yılı aşkın aramalardan sonra araç bulundu. Susurluk'taki kazanın üzerinden tam 2 yıl geçti. Hala satılmadı. Satmak için alıcı bekliyorsunuz. Satarız da niye satmayalım yani? Peki pazarlığa tabi diyorsunuz değil mi? Tabii.
Eğer alacaksanız buyurun gezin oturalım verelim. Şimdi Ankara'daki bir oto galerisinde mavi bir brandanın altında kendisine 5000 mark verecek müşterisini bekliyor. Susurluk'taki kazanın ortaya çıkardığı ilişkilerse hala çözülmeyi. Susurluk kazasının üzerinden 2 yıl geçti. Bugün 3. yılına giriyor. Bakalım vatandaş bu konu hakkında neler düşünüyor? Yerinde sayıyor. Artık Susurluk kelimesini duymak istemiyorum. Onun meclise sorulur. Bir şey yapamadılar yani. Karanlıkta hala benim için. Baştakiler zaten hep unutturmaya çalıştılar. Sonunda o oldu. Onu soracağına desene amca acı mısın? Türkiye'nin hepsi karışmış. Hangi birini söyleyelim ki? Baştan sonuna kadar hepsi bu işin içine girmişler. Ama ne yazık ki egemen güçler birbirlerini koruyorlar. Kaçıncı yılı vallahi herhalde 5. olmaz. 3. müydü? Susurluk kazasının kaçıncı yılı? Susurluk kazasının kaçıncı yılı? 3. yılı. 3. yılı. Vallahi. Onu kime soracaksınız biliyor musunuz? Meclise soracaksınız. Susurluk kazasının kaçıncı yılı? O beni ilgilenmiyor beyefendi. Neden? İlgilenmiyor. O bir şey yapmıyorlar da ondan. Nereden bileyim ki? Susurluyu bilmiyorum ki, ismi bileyim. Kazayı biliyor musunuz? Adım Yaşar. Susurluk kazasının bugün 3. yılı o kadar uzun süre meşgul etti ki Türkiye gündemini, ama vatandaşın çok daha önemli problemleri var. Örneğin gördüğünüz bu hasta parası olmadığı için hastaneye alınmıyor. Yani problemler sağlık, işsizlik, eğitim. Türkiye'nin en karanlık yılları olan 90'lı yıllarda devlet, mafya ve polis işbirliği yapmış. Kameralar aracılığıyla mafya babaları birbirlerini tehdit etmiş, kimse sen ne diyorsun dememişti. Cumhurbaşkanı Demirel, mafya ile ilişkisi olan siyasilerden hükümet sorumlu değil diyor, başka bir şey demiyordu. Oysa Abdullah Çatlı gibi adamlar devlet adına kullanılmış, deşifre olduklarında da tanımamışlardı. Bir milletvekili, bir emniyet müdürü, bir de katil, yargı organı tarafından aranan bir kişi, 3 kişi bir arada. Şimdi buradan, bu 3 kişinin bir arada oluşundan siyaset, devlet, mafya iç içe şeklinde bir yargıyı çıkarmak fevkalade yanlıştır. Evet, burada bir hadise olmuştur. Çok önemli bir hadisedir. Bu aydınlığa çıkarılmalıdır. Ve bu aydınlığa çıkarılma hadisesi nereye kadar giderse oraya kadar gidilmeli. Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisi Başkanı Sayın Mesut Yılmaz 12 Kasım günü bana gelmiş ve bana bir takım bilgileri aktarmıştır. Bilgi. Bakın ne diyor burada? İçişleri Bakanı dahil bir takım yüksek yerlerin bilgisi dahil olduğu söylenmektedir. Şimdi yani isimler burada vardır. İşte isim bu. Devlette görevli olan bazı kişilerin Özel Hareket Dairesi Başkanı İbrahim Şahin'den talimat aldıkları ve bunun İçişleri Bakanı dahil bir takım yüksek yerlerin bilgisi dahilinde olduğu söylenmektedir. Şimdi bakın, hadise vahim olabilir. Tüy ürpertici de olabilir. Ama Türkiye bu hadisenin altında kalamaz. Türkiye her gün bu hadiseyle yatıp bu hadiseyle kalkamaz. Yani Türkiye bu hadisenin üstüne olanca ciddiyetiyle gitmelidir. Ve gidiyor. Ve gidecek. Açıklıkla söz vereyim. Bu hadiseyi kimse örtbas edemez. Hadise zaten bir bundan ibaret değil. Başka iddialar da var. Ne gibi? İşte o Topal. Cinayetine karışan. Cinayeti hadisesi var. Evet. Oradan çıkıyor. Onlar yani birbirleriyle ne kadar irtibatlı. Şimdi ben Cumhurbaşkanıyım. Ben kriminal meseleleri yani bir polis hafizi gibi bir takım şeyler çözemem. Bilemem de. Açık bir şey size söyleyeyim. Eğer iddia edildiği gibi devlet bir takım adamları cinayet işlemek için kullandıysa, hangi zamanda kullandıysa, onu devlet kullanmış değildir. Onu kullanan adam, yani gidin filanca adamı öldürün emrini kim verdiyse canidir. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun canidir. Suçlu devlet değildir. Suçlu, suçu işleyendir, işletendir. Onun içindir ki devleti mafyadan bir sıyıralım. Devlet mafya falan kullanamaz. Gecikmiş adalet, adalet değil diye bir söz söylenir. 4 yıl sürdü bu dava malumuz. Ama 4 yıldan sonra bir karar verilmesi, mahkemenin bir neticeye varması elbette ki olumlu bir gelişme. Ancak bu kararla her şey çözüldü, Susurluk olayı ortaya çıkarıldı gözüyle bakmamak gerekir. Hayır, Susurluk henüz daha ortaya çıkarılmamıştır. Bu Susurluk resminin bir karesidir sadece. Bugün Sayın İbrahim Şahin'in yazılı savunmasında da söylediği gibi biz diyorlar
devlet adına görev yaptık. Devletin bize verdiği görevleri yaptık. Ve şimdi yalnız bırakıldık diye bir de sistemde de bulunuyorlar hatta. Bu cümlelerin altını çizmek lazım. Yani bir görev, bu işler bir devlet görevi olarak görülüyor. Yani birileri bunlara bir görev vermiş. Bu birileri kim? Bu görevi kim vermiş? Hangi görevleri vermişler? Bunlar ortaya çıkarılmadığı takdirde bu iş çözülmüş olmuyor. 10-15 sanık hakkında mahkeme karar verdi. 14 sanık. Ama aynı olaylarla irtibatlı olduğu görülen ve ek bir iddianameyle dokunulmazlık dolayısıyla ayrı bir dava açılan Sayın Mehmet Ağar ve Sedat Edip Bucak hakkındaki dava henüz daha olduğu yerde duruyor. Nasıl gerekiyor? Net olarak ve esas beyin mekanizma ortaya çıkmadıkça olay çözülmüş olmaz. Bu bölümde sizlere Susurluk kazasıyla birlikte ortaya çıkan ilişkilerin arşivlerini gün yüzüne çıkarttık sevgili izleyiciler. Bir başka bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. Tuza %550, gübreye %500'le, %750 arası. Her şey felç olmuş Türkiye'de. Yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda. Bir Turgut Özal feda edilecekse buna lazım. Burada benim de Karadeniz'de damarım tuttu. O tür meydan. Kaçmış yok, kaçmış. Hadi adam. Hadi adam. Üniversiteye başı kapalı giremezsiniz. Başı bağlı olarak tutulan yerlere bir dönüyor.